izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Boğaz TV, Çanakkale TV ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Ve yine Siyasetin Nabzı programında nabız tutmaya devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir durum yaşandı. Çok güzel bir, belki de hayatımızda çok fazla olmayan, böyle ender olan ve ender kişileri bulan önemli bir gündü bugün. Çünkü Çanakkale AK Parti milletvekillerinin mazbata alım günüydü. Ve Sayın Milletvekilimiz Ayhan Gider bizimle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Stüdyolarımızda sizi ağırlamaktan keyif alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyiz. Bugünkü duygularınız her zamankinden çok farklı elbette ki. Onları merak ediyorum. Ama değerli izleyicilerimize de baktığım zaman gerek ilçelerde gerek köylerde birçok insan sizi tanıyor. Sağ olsun. Kesinlikle tanıyorlar. Ama hani iç dünyanızı, Ayhan Gider kimdir, ne yapar ne eder, ilk programımızı hatırlarsanız bunlara evet. Girmiştik. Tekrar bir baştan alalım mı? Ne dersiniz? Siz bilirsiniz. Tamam, o zaman tamam. Bir Ayhan Gider kimdir? Kendinizi nasıl tanıtıyorsunuz? Bir onu alayım. Şimdi ben birkaç yerde söyledim. İnsanlar yaşarken birçok sıfat ediniyor. Hı hı. Her şeyden önce evlatsınız. Bir aidiyetiniz var, bir aile var. Bir köyünüz var veya mahalleniz var. Evet. Buraya aitsiniz. Daha sonra gittiğiniz okullar var. Bunlara aidiyet duyuyorsunuz. Edindiğiniz bir meslek grubu var. Tabii ben bunları kim nasıl yaşamışsa o şekilde yaşadım. Onu seçimde de söyledim. Soranlara da söylüyorum. Belki o kadar çok kişinin tanıması veya o kadar çok kişiye sıcak gelmemin sebebi şudur. Benim hikayem hiç kimseninkinden çok farklı bir hikaye değil. Evet. Ben sinekçiliyim. Köyüm orada, evim orada, hala orada. Şu anda hala uzun vadeli bir adres yazmam gerekiyorsa bir evra, Sinekçi Köyü birkaç Anakkale yazıyorum. Evet. Samimi söylüyorum, şu andaki evin adresini de bilmiyorum. Evet. Çünkü orası benim ikamet ettiğim, mecburen kaldığım yer. Ama diğeri benim asıl adresim, köyüm. İlkokulu, ortaokulu köyde okudum. İşte 14 yaşında kadar köyümdeydim. Ondan sonra standart, orta direkt ailesi çocuğunun yaptığı iş, devlet parasız yatılı meslek liseleri o zaman vardı, mecbur hizmetli. Bursa'da Ziraat Meslek Lisesi'ne gittim. Hı hı. 4 yıl boyunca Ziraat Meslek Lisesi okudum. Ve 4 yılın sonunda ziraat tekniği olarak mezun olurken üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi bu anlamda da çalışarak okuduk. Geceleri nöbet tutuyorduk. Hafta sonları göreve gidiyorduk ve hafta içi okula gitmemiz için bu fırsat oluyordu. Onu bitirdim. Çanakkale'ye tayin oldum. Mecabat'a geldim. İlçe tarım müdürü oldum. 23 yaşında. Oh maşallah. Ne güzel. Bilmiyorum güzel ama öyle oldu. Güzel, 23 yaşında yani çok kişiye... Da işte o bir yüktür. İdarecilik bir yüktür. Hmm. Çünkü... o anlamda hayat beni oraya itti. Ben de bunu kabul ettim. Ben de bunu istedim. Hani bir laf var ya, ya dünya senin kahrını çeker ya sen dünyanın kahrını evet. çekersin. Ben problem oluşturan değil de problem çözen adam olmayı tercih ettim. Evet. 23 yaşında ilçe tarım müdürlüğüyle başladım. 3 yıl orada. Daha sonra işte oradayken evlendik. Çoluğumuz çocuğumuz oldu. Askere gittik geldik. Çan'da 8 yıl ilçe tarım müdürlüğü yaptım. Tarım il müdürlüğü, genel sekreterlik, milletvekilliği. Hayat böyle devam ediyor. Sürprizli mi? Yani bunlar sürpriz mi yoksa değil. Beklediğiniz şeyler? Değil, değil. İdealinizde vardı ve beklediğiniz şeyler. Benim idealimde kişisel hayal olmaz. Yani milletvekili olayım diye benim idealim olmaz. Olmadı, evet. Bundan sonra da olmaz. Ama çok benim, da bir sürpriz oldu değil benim mi? Benim kendime yani? Çizdiğim yol şu. Hı-hı. Ben kamu hizmeti yapıyorum, bu millete hizmet ediyorum. Hı-hı. Bunu ilçe müdürü olarak da yaptım, il müdürü olarak da yaptım, genel sekreter olarak da yaptım, milletvekili olarak da yapacağım. Hiç hırslı bir adam olmadım. Yani şuyum olsun, buyum olsun demedim. Hı-hı. Ama hiç iddiadan vazgeçen bir adam da olmadım. Görev hırsınız oldu. Hırs değil, iddiam vardır. Hı-hı. Yani bir işi alırsam yaparım ama bu işi alacağım diye bir derdim olmaz. Hı-hı. Milletvekili adayı oldum. İlla milletvekili olayım diye bir derdim yoktu. Ama en çok bir milletvekili adayı ne kadar koşabilecekse o kadar koşma iradem vardı. O kadar koşma bakışım ve kararlılığım vardı. Ha milletvekili olursunuz olmazsınız. Bakın bunlar çok önemli şeyler değil. Evet. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Dün bir arkadaşım aradı. Ortak bir arkadaşımız vefat etmiş. Daha çocuk 30'lu yaşlarında. Hani kişisel olarak çok büyük hedefler koymak veya küçük de olsa kişisel olarak aman hedefler koyup da bunların peşinden gitmek bana çok akılcı gelmiyor.
tam toparlayabilirim ama Gazali'nin şuna benzer bir sözü var. Diyor ki kişinin varlığı ve kalitesi hayalleri kadardır. Yani ne istiyorsanız o kadarsınız. Yani ben kişisel olarak şunu olmak istiyorum dediğim zaman budur. Ama ben memleketim için şu olsun diyorsam, insanlık için şu olsun diyorsam ben onu olmak isterim. Yani ne yapılabilecekse onun peşinde koşmak isterim. Bu da beni mutlu ediyor. Bu da hep hizmete sürüklüyor sizi işte. Tabii mutlu değil ediyor. Mi? Yani bunlar da şey değil. Vay yapıyorum şöyle. Yok ben bundan keyif alıyorum. Mutlu oluyorum. Evet. İşinizin 23 yaşında müdüriyetle başladı ve böyle de devam etti. Böyle devam ederken dediğiniz gibi ağırlık aslında ama çok da güzel tecrübe edinmişsinizdir tabii hayatta. Yani hala gençsiniz ve bu yaşınıza rağmen çok büyük tecrübeleriniz var. Yani. Anlattığınız geçmişte. Evet. Tabii ki bu güzel. Peki aileniz nasıl bakıyor? Hep hizmet ettiniz. Onlar da buna alışkın oldu zaten. Eşim sağ olsun en büyük destekçimdir. Ben herhangi bir işe girerken şunu düşünmem. Ya ben eve daha az vakit ayıracağım. Acaba hanım ne der? Hayır hanım ben ne diyorsam o anlamda bana destek olur. Her türlü kişisel fedakarlığı yapar. Anne baba zaten bu işlerin içinde. Çocuklar zaten öyle büyüdü. Onlar başka bir türlüsünü bilmiyor. Evet. Biz bunu cidden söylüyorum. Bir kere niyet ettik. Millet tatile falan gidiyor ya. Ha, bir hafta geçmiyor yani. Olmuyor öyle bir aile yapısı olarak ona alışkın o değiliz. O size lüks gibi geldi. Hayır lüksten zaten canı sıkılıyor insanın. Evet. Yani sabah kalk denize gir sonra ne olacak? Öğlen gene hadi akşam bir gün sonra gene aynısı olmuyor. Olanlar da dediler ki herkes kendi başına takılsın. Evet. Siyaset olmadı. İçerisinde nasıl oldunuz? Şimdi Türkiye değil aslında. Yönetim ve siyaset bunlar çok birbirinden ayrı şeyler değil. Ha ben real politik düşünmüyordum Allah var. Günlük siyaset yapmak istemiyordum. Özellerden ayrılırken de zaten kafamdaki günlük siyasetten ziyade artık kendi içime bir derinleşeyim, kendi işlerim olsun. Tabiri caizse hesap vermeden bir şeyler yapayım da ama o öyle olmuyor. Bilgi birikiminiz sizi oraya götürüyor. İnsanları sizin peşinize sürüklüyor, insanlar sizin önünüze geçiyor. Bunları yapmamız lazım diye bir şekilde siyasete girmiş oluyorsunuz. Evet. İlk seçimlerde sıranız dolayısıyla siz seçilemediniz. Ben sırada yoktum. Ben aday adayıydım, aday değildim. Şimdi bu dönemde yani böyle olması, koalisyonun kurulamaması, hükümetin bir araya gelememesi, anlaşamaması sonrasında tabii bazı hayalleri tetiklerken bazılarını söndürdü ama sizin için de sürpriz oldu ki. Nasip diyoruz biz ona. Değil mi? Nasip diyoruz biz kadere ona. Kadere inanır mısınız? Tabii. Sonuna kadar. Evet. Kader size çok önemli bir görev verdi. Dolayısıyla Çanakkale'de bunu gördü, takdir etti. Dolayısıyla bu sizin başarınız olarak değerlendiriyorum. Yok. Teşkilat içerisindeki evet başarıdır. Değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. AK Parti kurulduğu günden beri birinci parti. Ve açık ara birinci parti. Hiç öyle yakın değil. Evet. 7 Haziran seçimlerinde Türkiye bir şey söyledi. Milletimiz bir şey söyledi. Dedi ki tamam sen benim partimsin. Ama eksiklerim var. Ama yanlışlarım var. Düzelt gel. Kısacık süreçte AK Parti bakın neler yaptı. Kongre topladı. Genel kurul yaptı. Evet. Ve üst yönetiminde revize yaptı. Oturdu. Seçim programını yeniledi. Ki bu hükümet programı demektir. AK Parti gibi bir hakim parti için. Oturdu. Listelerini yeniledi. Daha sonra bakış açısıyla ilgili biz neleri yanlış yaptığı konuştu. Ve şunu söyleyebilme olgunluğunu gösterdi. Bu çok ciddi bir şeydir. Biz kibir mi yaptık? Aman ha. AK Parti bunu söyledi. Evet. Program. Öz eleştiri var. Bakın program, kadro, teşkilat. Bunların hepsi yenileniyor. Böyle bir seçim tek kişiye bağlanabilir mi? Öyle bir şey olur mu? Elbette ki Türkiye çapında elbette ki bağlanamaz ama Çanakkale benim sadece içerisinde etkinliğim şu olur. Yani bu denklemin içindeki değişkenlerden biri benim. Ha ben de doğru değişkenim. Evet. Bülent Bey bir başka değişken, programımız başka değişken, ilk teşkilatımız, ilçe teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız bunların hepsi formülün içinde. Eşittir başarı. Ben onlardan bir tanesiyim sadece.
Mütevazisiniz. Hayır, mütevazi falan değilim. Niye mütevazı olayım? Sadece tespitlerim güzeldir. Doğru peki. Tespit yaparak. Peki, şimdi tecrübelerinizden faydalanalım şu anda. Tabii. Diyelim ki siz bütün ilçelere, bütün köylere biliyorsunuz. Onların sorunlarını, problemlerini yıllarca çözmek için çaba gösterdiniz. Evet. Destek olmak için çaba gösterdiniz. Ve hep de ziraat ve tarımın içindeydiniz ki Çanakkale'nin bunlarla ilgili önemli potansiyeli var ama sorunları da büyük. Evet. Peki şimdi göreve geldiniz, mazbatanızı bugün aldınız. Sizce Çanakkale'de yapılması gereken ilk proje ne olmalı ve hangi projenin içinde yer almalısınız? Şimdi Çanakkale tabii ki çok farklı bir il, çok özel bir il. Hı hı. İlk proje derken ilk projeler dememiz lazım. Bizim tek projeye yoğunlanışma lüksümüz yok. Evet. En basit bölümleyelim. Bölgesel olarak bölerseniz Çanakkale Merkez, Lapsek, işte Ecabat, Gelibolu bir platform olarak alabilirsiniz. Hı hı. Çambika yeneceği bir bölge alabilirsiniz. Ezine, Ayvacık, hatta Bayramiçi bir bölge alabilirsiniz. Adalara bir bölge alabilirsiniz. Bunların hiçbir bölgeyi diğerinden daha az önemli varsayamazsınız. Hı hı. Çanakkale Merkez kültür şehridir, üniversite şehridir, öğrenci şehridir. Çok hızlı bir şekilde 18 Mart Üniversitesi'nin gerek öğrenci sayısı gerek bölümlerinin hem artması hem iyileşmesi hızlı bir şekilde takip edeceğiz. Rektörlüğümüzle uyumlu bir şekilde bunu yürüteceğiz. Yeni üniversiteler açılması için çaba göstereceğiz. Ben 3 üniversite hedefi koymuştum seçimden önce biliyorsunuz. Hı hı. Bunun için iddialıyım, yine çalışmaya devam edeceğim. Hı hı. Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bu çok önemli bir projedir ve Çanakkale projesi değil, Kuzey Ege ve Marmara projesi olarak bile önem arz eden bir projedir. Bırakın ilçe projesi, il projesi olmayı. Hı hı. Buna çok hızlı bir şekilde gireceğiz ve bunun bir an önce hayata geçirilmesini istiyorum. Bayramiç ve Lapseki ana eksen olmak üzere meyvecilik için standartizasyon ve paketleme önerileri. Bu projelerin ayrıntılarına girmiyorum. İstiyorsanız proje projede programlar yapabiliriz istediğiniz zaman. Evet. Bunları yapmak zorundayız. Hayvancılık işletmelerinin toplaştırılması ile ilgili kesinlikle hemen çalışma başlatmak zorundayız. İli ülkeselden ayıramazsınız. İli ülkeden ayıramazsınız. Ankara'dan bizim tarımımızın daha fazla pay alması için Ankara'da mücadelemizi yürüteceğiz. Bu teknik detaylara girmek istemiyorum ama bir destekleme yöntemini uygularsanız Çanakkale daha fazla alır. Bir başka destekleme yöntemini uygularsanız İç Anadolu daha fazla alır. Biz Çanakkale'nin daha fazla alması için tabii ki mücadele edeceğiz. Hatta doğrunun, üretimin ve kalitenin daha fazla alması için mücadele edeceğiz diyebilirim bu anlamda. Bu projelerin hepsi kendi başına önemlidir. 1/100.000'lik planlar çıktı. Biga'da Bandırma'ya kadar sanayi bölgesi olarak işaretlenen bir bölge var. Limanlar, evet, bölgesi. Hı hı. Buraya kesinlikle çevreye duyarlı sanayi tesislerinin gelmesini sağlayarak aynı zamanda da yan sanayisi oluşabilecek tesislerin önünü açmak zorundayız ki Çanakkale halkı tamam tabii ki istihdam olarak maaşlı da çalışacak ama müteşebbis olmak isteyenler de orada faaliyet gösterebilsin. İşte bir köprü çok önemli, devasa bir proje ama bu köprü sadece Çanakkale'nin üzerinden geçen bir köprü olmasın. Lojistik bölgeleriyle desteklensin. Hı hı. Lojistik çok temiz bir gelir kaynağıdır, çok biliyorsunuz. Önemli bir bağ çok önemlidir noktası. Tabii. Hı hı. Bütün bunlarla ilgili gece gündüz çalışacağız. Evet. En önemli projelerden bir tanesi dediğimiz Ezine Organize Sanayi. Gıda İhtisas Organize Sanayi. Gıda Sanayi İhtisas Organize Sanayi Çanakkale'ye çok büyük getirileri olacak tabii. O zaman. Sadece Çanakkale değil, tabii, bölgesel, bölgesel dediğimiz gibi. Bundan o zaman sanayiyle ilgilenen çok fazla olmasa da sanayi olsun, işte tarım olsun, turizm eğitim olsun, bunların hepsi içerisinde tabii olacak. Tabii. Büyük bir proje. Tabii. Peki bugün de açıklandı, dün de açıklandı. Özellikle hastane konusunda çok önem veriyoruz. Sağlık konusu bir tabii numaralı konulardan tabii bir tanesi. Çok büyük iki tane hastanemiz hizmete girmek üzere. Bu çok büyük bir kazanç. Çanakkale için hatta çok büyük olduğunu düşünmüştüm ben. Çünkü bir tanesi büyük 400 zaten yatak değil mi? Çok tabii büyük, tabii, biraz tabii fazla büyük. İzin Hastanesi de öyle. Evet, evet. Şimdi bugün de bir müjde vardı. Adalardan bir tanesine hastane evet müjdesi geldi. Bozcaada'ya. Buraya da hastane mi olur, buraya da hastane mi yapılır denilen bir yere. Hmm. Bülent Bey'e teşekkür edelim burada. Hı hı. Sağ olsun Bülent Turan. Evet. Hı hı.
böyle de bir enteresan olay var. Demek ki önce sağlık, değil mi? Sağlık da bir sektördür aslında. Hı-hı. Hani her talep arzını yaratır derler ve her arz talebini doğurur derler. Bu ikisi birbirine bağlantılıdır. Sağlık turizmi önemli bir turizm şekli. İnşallah bu hastanelerimiz bittiği zaman her hastanemizin, tabii her hastanemiz derken adadaki hastaneden bahsetmiyorum. Evet, Ezine, merkez, tıp fakültesi. Ülkede söz sahibi olacağı bir dalı olur ki dışarıdan da buraya hasta gelsin. Bu da kent için önemli bir şeydir. Önemli ben bir kazanımdır. Ben tıp fakültesini şey olarak otel gibi görüyorum. Hani böyle işte 4 yıldızlı otel, bir yıldızı eksik çünkü evet. Havuzu yok. Evet. Öyle gibi değerlendiriyorum bence de. Ama çok keyifli, çok güzel. Evet, Çanakkale güzel. İçerisinde kalmak, Çanakkale'de kendi derdinize derman bulabilmek çok, çok keyifli tabii ki. Tabii. Birçok bölüm de açılacak bu vasıtayla. Tabii bu da şehrimize kazandırmış en güzel, önemli olaylardan bir tanesi. Evet. Peki eğitim konusunda ne düşünüyorsunuz? Çanakkale'de eğitim daha da ileriye gitmeli. Birkaç daha üniversite olmalı. Mevcuttaki üniversite büyümeli kesinlikle. Üniversite şehri mi? Üniversite şehri. Kesinlikle. Çanakkale merkez kültür ve üniversite şehri. Hı hı. Yani kültür şehrini de sadece Yarımada'ya veya Troya'ya bağlayamazsınız. Üniversite şehri olacak, burada araştırma enstitüleri olacak, araştırma merkezleri olacak, müzeler olacak. Bu müzelerle bağlantılı master konuları, doktora konuları, bu bir konsepttir, bu bir bütündür. Konferans evet. Salonları... Peki ilk görev, mazbatayı alıp görevi aldıktan sonra, yeminimizi ettikten sonra ilk görev aslında işte belediye başkanlarıyla bir araya gelerek projelerin paylaşılması, bu projelerde yer almak demişti vekilimiz Bülent Turan da aynı şeyi söylemişti. Dolayısıyla bu şekilde çalışılmalı değil mi? Şimdi şunu söyleyeyim, biz Türkiye'nin en batısıyız. Biz kavgalar şehri değiliz. Ucundan kıyısından yakaladığımız 12 Eylül öncesinde dahi burada kan gövdeyi falan götürmedi. Yok böyle bir şey. Biz salt ideolojiler şehri de değiliz. Herkesin bir fikri vardır, bir dünya görüşü vardır ama biz hizmet endeksli siyaset yapan bir iliz. Evet. Buna bu şekilde devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz partisine bakmadan, seçim bitti. İnşallah 4 yıl seçim yok. Evet. Bundan sonra hepimizin tek görevi olmalı Çanakkale'yi hep birlikte ayağa kaldırmak. İnşallah. İnşallah. Geçmişteki vekillere bakalım. Geçmişteki vekiller de çok bir araya gelerek çok bir şeyler yapamadılar ama dün bugünkü manşetimizde hatta CHP'li vekillerimiz size çağrıda bulundular. Biz mazbatımızı aldık. Siz de alın. Hep birlikte Ankara'da Çanakkale için bir araya gelelim ve Çanakkale için el ele verip çalışalım dediler. Bu çağrıya ne dersiniz? Biz buradayız zaten. Biz bugüne kadar uzanan hiçbir eli geri çevirmedik. Şöyle bir şey olmadı. Yani benim milletvekili olmadığım dönemde de böyle bir şey yaşanmadı. Hep birlikte Çanakkale için belediye başkanlarımızla da tüm paydaşlarla da her projede birlikte olabiliriz. Evet. Peki, olmalıyız da. Peki sanayileşme olabilir mi Çanakkale'de? Merkezde olmaz. Bunu tartışmayalım hiç. Olmamalı. Olmamalı. Çünkü turizm kenti mi? Niye olsun yani Çanakkale, dünyada kaç tane Çanakkale var? Evet yok. Yok. Peki İçinde eski... Boğaz'da olan kaç tane şehir var? Evet. Ama bunu değerlendirebiliyor muyuz? Değerlendirelim. Değerlendirelim, değerlendirelim. Tabii ki. Tabii ki. Neler yapabiliriz mesela? Şey, söyledim. Burası kültür şehri. Burası turizm şehri. Ama turizmden kasıt sadece deniz turizmi falan değil. Deniz turizmi bizim burada sezonumuz çok kısa. Bunu her dönemde tartışılır. Sezonumuz çok kısa. Burası kültür şehri. Tarih şehri. Öğrenci şehri. Üniversite şehri. Bundan güzel bir şey var mı? Evet, peki öncelikli ilçeler konusunda bir ayrılık tamam, biliyor musunuz? Tamam hepsi? Öncelikli. Şimdi bakın, en küçük ilçe Bozcaada mı? Bozcaada'yı Türkiye biliyor. Bunu nasıl öncelik sıranızdan çıkarırsınız? En uzak ilçe Yenice mi? Yenice mükemmel bir yer, müthiş bir yer. Adalar için özel planlar yapılmalı mı? Zaten sizce? Var. Neler kalkınma, kalkınma planları var. Şimdi Bozcaada yolunu çizdi. Turizm dedi. Ben tarımcıyım. Bağlar kesinlikle korunmalı ve ekoturizmine gitmeli. Ama Bozcaada'nın bağları turizmi destekleyen bir sektör olarak devam edebilir ekoturizmden dolayı. Orası yolunu çizdi. Şu anda Gökçeada'mız bakir. Çok hızlı bir ivmeyle devam ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Orada turizm yani adalarda organik turizm dışındaki
söylenebilecek şeylerin ayakları çok yere basmıyor. Ekoturizm. Gökçe'de biliyorsunuz tamamında organik üretim yapılır. Daha benim Tarım Müdürlüğü döneminde başladığımız bir projedir o. Güzel bir üretimdir. Oraya gelen misafirlerimiz de bundan gayet mutlular. Geliştirilmelidir, daha arttırılmalıdır, çeşitlendirilmelidir ama bu şekilde devam etmelidir. Yarımada'yı zaten biliyorsunuz, Gelibolu'yu zaten biliyorsunuz. Bunlar yolunu çizmiş ilçelerdir. Gelibolu tarımda potansiyeli olan bir ilçemizdir. Biga'yı biraz önce konuştuk, sanayi bölgesi olarak da tarımı zaten yadsınamaz. Gerek sütçülükte, gerek tarla üretiminde, bahçe üretiminde. Çan sanayi şehrimizdir ama bunun yanında çok hızlı da gelişen bir meyveciliğimiz var. Bayramiç hakeza öyle. Bayramiç'te dağ turizmi başladı, Yenice'de dağ turizmi başladı. Ezine Gıda Organize İhtisas Sanayi Bölgesi dedik, sahillerde turizmi devam ediyor. Her ilçemiz çok önemli. Çanakkale'ye bakıyorum da turizmi tabii desteklemek için ulaşımı da biraz daha genişletmek lazım galiba. Hava yollarına biraz daha destek gerekli. Hava yolu artık bir yere geldi. En azından artık şunu tartışmıyoruz. Uçak kalkacak mı? Devam edecek mi? Yok. Bakın İstanbul'da da Ankara'da günlük seferlerimiz devam ediyor. Problem yok. Evet. Gelişebilmesi yolcu sayısıyla ilintili bir şey. Özel sektör niye çalışmasın yolcusu yeterliyse? Deniz yolunu geliştirebilme olanağı deniz yolunu var mı? Teknik olarak çok imkanlı görünmüyor. Onu biz daha önce de tartışmıştık. Bandırma'daki gibi mesela. Bandırma çok uç bir nokta. Haritayı gözünüzün önüne getirin. Burada yok değil mi Türkiye haritası? Bandırma'dan İstanbul'a Marmara'yı dik bölüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla çok kısaltıyorsunuz. Çanakkale'den İstanbul'a denizden geminin gideceği yolla karadan arabanızın gittiği yol arasında çok büyük fark yok. Deniz aracı da kara aracı kadar hızlı yapamadığı için sürede de çok rentable bir şey sağlayamıyorsunuz. Çok azalma sağlayamıyorsunuz. Çok değil ya, doğrudur azalma evet. sağlayamıyorsunuz. O zaman niye deniz? Ulaşımda problemi ortadan kaldırdık. Peki tamam öyle. Kaldırmadık. Devam ediyor. Bakın bunların hepsi süreç. Şimdi ben bir şey şu anda iyi dediğim zaman bu ila nihayet iyi demek değildir. Süreç devam eder. Hep iyileştirmek gerekir. Ama Çanakkale'den İstanbul'a deniz ulaşımı yolcu anlamında çok mümkün görünmüyor. Onu söylüyorum. Anladım. Peki şimdi turizmde genişleyebilmemiz için bir şekilde hani bağlantılı gitmeye gayret gösteriyorum şu anda da. Ulaşımda problemimiz yok denecek kadar az diyelim o zaman. Aşılıyor diyelim. Yani duble yollarımız bitiyor ama bir sürü teknik problem çıkıyor işte. Müteahhit batıyor, şu oluyor, bu oluyor, kaymalar oluyor ama bir şekilde de bitiyor. Evet, sizi anlıyorum. Şimdi buradaki turizmi değerlendirebilmek için de buraya çok fazla turistin gelebilmesi. Tabii. Günlük turist yerine kalıcı turistin gelebilmesi tabii. lazım ki Çanakkale esnafı kazansın, Çanakkale para kazansın. Bıraksın. Tabii tabii buranın da hani gelirinin daha yükselmesi için öyle bir şey, sistem kurmak lazım. Ama bu sistemi kurarken de konaklama problemimiz var. Tabii. Şu anda 5 yıldızlı bir otel projesi devam ediyor. İki tane 5 yıldız otelimiz zaten var. Üçüncüsünün projesi devam ediyor. Hızla otel sayılarımız arttırılmalı ve kalitemiz arttırılmalı. Yatak sayımız artmalı. Bunun için çalışmalar devletin görevidir. Keza karşı taraf da aynı şekilde tabii. değil mi? Tabii. Yani sadece Çanakkale merkezi olarak düşünmemek tabii, lazım. Gelibolu Yarımadası'nın her yeri bir şekilde yani, konaklanacak konaklama tesisi. Olmalı. Tabii bunu yaparken de turizm acenteleriyle bağlantılı bir şekilde yapmak lazım. Yani onlar ne istiyorsa onlara cevap veren şeyleri yapmak lazım. Tabii nokta atışı tabii. gerekli. Bilen kişiler tarafından. Peki genel Çanakkale değerlendirmesine baktığımızda çok da problemi yok Çanakkale. Sakin, sükun, huzurlu. Tabii. Genel olarak asayişin tamamen Berkemal. Evet Berkemal olduğu bir ilde yaşıyoruz. Gençler ayak uyduruyorlar. İlimize gelen gençlerde de problem yaşamıyoruz Allah'a tabii. şükürler olsun. Tabii, tabii. Hani olabilir her büyük ilde yaşanan şeyler bizde de olabilir küçük olmasına rağmen ama yine de olmuyor. Olmuyor. Böyle bir ilde yaşamak da tabii ki hepimize keyif veriyor. Mutlu burada problem galiba şey, hani siz problemleri çözmek için varsınız. Dolayısıyla onu söyleyeyim. Hani kişisel problemler yerine tamamen kişileri rahatlatmak üzerine kurulu problemler. İlin gelirini arttırıcı, refahını arttırıcı işlere bakmamız lazım. Bu ikisi aynı anda yürümeli. Yoksa gelirini arttırmak için sanayi tesislerine boğarsınız, burayı büyük... Yok bu değil ki. Çanakkale'nin istediği bu değil. Siyasetçinin görevi bellidir. Halkın isteklerine cevap vermek. Evet. Şu anda Çanakkale halkın istediği bu değil. Bakın geçen de konuşmuştuk bunu. Yine tekrar ediyorum. Şimdi ben
Cep telefonumu her yere dağıttım. Kartların üzerine bastım, broşürlerin üzerine bastım, her yere. Bana der baş edemezsin, ederim dedim. Öyle gece gündüz birileri beni aramıyor. Öyle bir şey yok. Evet. Kişisel iş arayan, kişisel işleriyle ilgili arayan kişi sayısı da 50 yoktur. Koca ilden bahsediyoruz. 140 bin oy almışız. Biz taleplerimizde demek ki... biz taleplerimizde genel. Genel talepleri buluyor. 50 değil. Ha, onu da tahmin ediyorum. Onun da 40'ı zaten kim iktidar olsa onu arardı. Tabii ki herkes ister ferah, daha huzurlu, ama çok değil bakın. Yaşamayı. Çok değil. Yani beni öbürlerinin önüne geçirmek için torpil yap diyen adam sayısı çok değil. Genel talep, o zaman da söylemiştim, şimdi de tekrar ediyorum. Kan dursun. İnsanlarımızın genel talebi. Ülkemizde ekonomik anlamda krizlere girmeyelim. İstikrar devam etsin. Hı hı. Mutlu olalım. Bunu istiyor insanlar. Evet. Tabii ki. Kişisel talepleri çok değil. Tabii o yanlış ki. Biliniyor. Yani sanki siyasetçi hep kişisel taleplerle uğraşıyormuş gibi. O çok az bir kitlenin kişisel talepleri var. Ben her zaman şey olarak değerlendirdim. 4 milletvekilimiz var. O 4 milletvekilinin de her birini, şahısları gözümün önünden geçirdiğim zaman kişisel olarak elbette ki hepsinin farklı farklı özellikleri var ama tarımdan, dinleden siz geliyorsunuz aklıma. İtek ziraat mühendisi benim. Yani o bütün problemleri daha iyi bilen, işte oraya çözüm üretebilecek, o çiftçinin yüzünü güldürebilecek. Değil çok yani, kamu hizmeti yaptığım içindir belki yani. O gelir hep aklıma. Sizden de böyle bir duygunuz var mı? Özellikle hani köylümüz için ya da işte meyvecilikle, sebzecilikle uğraşanlar şimdi için bakın, ben özel ilgilenmem gerekiyor. 13 yıl tarım müdürlüğü yapmışım. Evet. 14 yaşında yatılı okula gitmişim. Yatılı okul çiftlik zaten. Ziraat meslekseleri. Hı hı. Milli Eğitim'e bağlı değildi o dönemde. Tarım Bakanlığı'na bağlı değil mi? Çiftlikti. Evet. Yani meyve toplanacaksa da sen toplarsın. Ahır temizlenecekse de sen temizlersin. Bunun başka yolu yok. Dolayısıyla ben zaten farklı bakamam. Tarımdan daha farklı bakamam olaya. Onlar ne hissediyorsa ben bunu hissederim. Hı hı. Tabii ki bunlar için çok büyük mücadele vermek zorundayım. Çok daha fazla eğilmek zorundayım ama tüm sektörler için kendimi sorumlu hissediyorum. Bir de bu tarımla ilgili hani küçük böyle belki fabrikalar şeyler geçmişteki gibi olma ihtimali olmamalı mı? Şöyle, butik işletmeler olabilir. Çok büyük olmadan. Ama orta ölçekli işletme artık çok fazla ekonominin içinde yer edemiyor. Ya butik oluyor ya büyüyor. Hı hı hı. Bu ekonominin gereği, hijyenin de gereği bu. Yani siz butik işletme, aile işletmesinde peyniri çok hijyenik yapabilirsiniz. Evet. Devasa bir işletmede de çok hijyenik yapabilirsiniz ama orta işletmeler büyüyor zaten. Dikkat edin, bizim peynircilerimizin hepsi artık bizim gözümüze küçük gelenler bile Türkiye ölçeğinde baktığınız zaman büyük işletmeler. Tabii ki doğru söylüyorsunuz ama Çanakkale, ne bileyim hani belki bir sanatçı fabrikasına şanslıyız. Daha ihtiyacı var mı Çanakkale'nin? Yok. Yok. Yani olduğu anda kurulur zaten. Hı hı. Ama bakın şundan bir kurtulalım. Eğer biz vatandaşımızın çok para kazanmasını istiyorsak salçalık domatesten ziyade paketlerle satılan, yarım kiloluk, bir kiloluk paketlerle satılan özel çeşitleri ön plana çıkarmak zorundayız. Biraz önce standartizasyon ve paketleme dediğim oydu. Evet. Gramla, kiloyla satılan şeyleri konuşmalıyız. Tonla satılan şeyleri değil. Hı hı. Meyve suyu fabrikası tabii önemlidir. Ama asıl olan sizin bahçenizden pazara meyve göndermenizdir. Perakendeye meyve göndermenizdir. Kalandan meyve suyu yapılır. Evet. Peki bakanlık konusunda ne diyorsunuz? Çanakkale'den bir bakan çıkmalı mı? Tabii çıkmalı Çanakkale'den. Hı-hı. Niye bakan çıkmasın? Çanakkale Ankara'da en iyi şekilde temsil edilmeli. Bakanlık olur mu bilmiyorum ama Bülent Bey'in Ankara'da ciddi görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Alacağını düşünüyorum. Şu anda Ankara'da da bu anlamda belirli bir potansiyeli olduğuna inanıyorum.
İktidar Partisi'nden tabii ki iki vekilimizin olması Çanakkale'ye çok büyük artılar getirecektir. Tabii ki. Desteklenecektir tabii Çanakkale. Ki. Sadece vekilerimiz tarafından değil, hükümet tarafından büyük bir potansiyelde desteklenecektir. Tabii. Yani peki bundan sonra Çanakkale'yi ne bekliyor? Ben yani hani gözümün önünde canlandırmak istiyorum ama sürekli soruyorum. Çok da böyle kuramıyorum. Bundan işte bizim çocuklarımız bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra yine aynı Çanakkale'de mi ya da nasıl bir potansiyelde yaşayacaklar? Tabii çok daha refah, çok daha güzel bir Çanakkale hayalimiz. Bunu istiyoruz. Bunu isterken de büyütelim, her yer devasa, yok böyle bir şey. Sistemli. Mutluluğu bozmadan, insan isteklerine, halkın, milletimizin isteklerine cevap verecek şekilde büyüme istiyoruz. Onun dışında plansız büyümeleri istemiyoruz. Bu anlamda yapacaklarımızı göreceksiniz 4 yıl içerisinde. İnşallah tabii ki bunların yanında size destek olabilecek. Mesela üniversitemizde büyüdükçe okuyan öğrencilerimizin Çanakkale'de kalması da önemli. Kalıyorlar zaten. Çanakkale'nin güzel bir tarafı var. Ben bunu görüyorum. Hoşuma da gidiyor. Çanakkale'li çocuklar dışarıda okuduğu zaman büyük çoğunluğu geri dönüyor. Dışarıdan gelen çocuklar Çanakkale'de okuduğu zaman büyük çoğunluğu burada kalıyor. Çanakkale güzel bir yer. Evet. Evet. O anlamda genç nüfusun olması da bizim için bir artı. Var mı özel olarak başka böyle yapılmasını istediğiniz? Hani işte birçok insan hayal etmişti, biz bunu gerçek yapacağız. Şaşan, beş yukarı saydık zaten, bu söylediklerimin hepsi devasa projeler. Üç üniversite demek devasa bir proje demek. Evet. Yani şu programı sadece bir tane hastane üzerinden de götürebilirdik. Ballandıra ballandıra anlatırdık ama o kadar fazla iş yapıyoruz ki. Ama bana hiç şey gelmiyor, biliyor musunuz? Böyle çok çokmuş gibi gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Bekliyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz bunları. Bir de bekliyorum. Bekliyorsunuz. İşte doğru söylüyorsunuz. Çünkü hani birçok program yapılmıştır. Evet. Yapacak mıdır? Edecek mi? Hani olabilir, hayal edilebilir falan filan. Bu hayalin dışında yok, artık. Yani biz hani AK Parti söyler ve yapar. Bu oturdu. Gördükçe. Hatta şöyle bir anket var, bakın. Birinci soru, hangi partidensiniz? İşte CHP, MHP falan. İkinci soru. Peki şu işi kim yapar? AK Parti diyor. Vatandaşta da böyle bir bakış var. Biz söyler ve yaparız. Bu anlamda bu dönem güzel bir sonuç aldık. Güzel bir ikili oluşturduk. Bu söylediklerimizin hepsini yaparız. Tekrar ediyorum, bunları bir başka platformda mesela tek tek ele alsanız bunların hepsi devasa projelerdir ama şu anda büyük bile gelmiyor. Büyük, tabii. Aynen öyle, çok büyük projeler ki inşallah da Çanakkale'ye hayırlı i̇nşallah. Uğurlu olsun. Biz de dediğimiz gibi hani yarınlarımızı çocuklarımıza emanet edeceğimiz zaman çok büyük işler emanet edeceğiz. Onları çok büyük işler bekliyor zaten, tabii, değil mi? Tabii. Çünkü önemli. Onların ufukları zaten geniş, hiç korkmayın. Yani... Şu tümüyle yalan bir laf, gençler sorumluluk duymuyor, gençler hayatın içinde yok. Bunu bizim gençliğimize de söylediler. Şu anda bizim yaşıtlarımız o günleri unutup şimdiki gençler için söylüyor. İnşallah bu gençler orta yaşa eriştiklerinde o zamanki gençler için söylemez. Ben buna laf olsun diye söylemiyorum. Gençlerin gözlerine baktıkça umut doluyorum. Gençlerin gözlerine baktıkça heyecan doluyorum. Hangi fikirden olursa olsun fikir ayırmadan söylüyorum. Gençlerimizin hepsi toplumla ilgili kaygı duyuyorlar, bununla ilgili emek sarf ediyorlar, mücadele veriyorlar. Ve bu beni çok mutlu ediyor, çok sevindiriyor. Çok güzel bir konuya değiniriz, kesinlikle, kesinlikle. Şeylerin de var, yani bir lise öğrencisinin, oradan işte ne bileyim bir üniversite öğrencisinin de gelecek kaygıları var. Ve bunu kaygı derken kötü anlamda söylemiyorum, yani ben toplum için ne yapmalıyım? Hangisini yapmam, yönlendirme bağlı. Şey yapıyorlar yani mücadele veriyorlar, bizden de çok daha geniş bakabiliyorlar olaylara. Çok hoşuma gidiyor. Tabii tabii. Benim oğullarım benden daha geniş bakmak zorunda ve onların daha geniş baktığını görünce ben çok mutlu oluyorum. Ne güzel. Ama onları işte öyle geniş gösterebilmek ya da geniş görebilmelerini sağlamak için de iyi eğitim vermek lazım. İyi yani görmelerini sağlamak gerekli. Peki ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Söz sizde. Ben milletimize teşekkür ediyorum. AK Parti'yi tekrar birinci parti yaptığı için teşekkür ediyorum. Çanakkale'lilere teşekkür ediyorum. Türkiye'deki yaşayan herkese teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye bu yakışırdı, Türkiye'ye bu yakışırdı. İstikrarlı ve büyümeye dönük bir ülke için bu önemliydi. Tüm halkımıza teşekkür ediyorum. İyi akşamlar dilerim. Evet, şimdi değerli izleyicilerimiz,
seçim hakkını kullandılar, seçtiler. Haydi Bismillah dendi, başlandı. Bundan sonra çok daha büyük bir Tabii. ağırlık var üzerinizde. Çok büyük bir sorumluluk çok. Aldınız çünkü. İnşallah bu sorumluluğu başarıyla götüreceksiniz. Biz de sizin takipçiniz olacağız İnşallah. Zaten. Bekleyin. Adım adım bu söylediklerimiz neler olmuş, neler olacak, nasıl ilerledi bunların hepsini izleyecekler. Tabii. Yani her şeyi ortada yaşayacağız. Tabii. Dolayısıyla her şeyi de onlara aktaracağız. Ben başarı diliyorum. Yapacak çok iş var. Yani bunları böyle sadece anlatırken bile açıkçası böyle insan dediğim gibi hayal etmekte biraz böyle zorlansa da gerçek olduğunu tek tek gördükçe inanıyor elbette ki. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Çanakkale çok farklı çok bir kimliğe bürünecek. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Çanakkale TV, Boğaz TV ortak yayınında sizlerle birlikte olduk. Çanakkale AK Parti Milletvekili Sayın Ayhan Gider de konuğumuzdu. Çok işten açıklamalarda bulundu. Ayrıntılara gireceğiz ilerleyen zamanlarda. Bakalım nelerin takipçisi olacağız, Çanakkale'de neler değişecek, Çanakkale'de bizi bekleyen olgular neler, onları da göreceğiz bir bir. Tekrar görüşmek dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyoruz.